Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk yeşil yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için tek sıra güzel bir model hazırladım. Modelime başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettikleriniz için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanızı öneriyorum. 1098 numaralı videoda daha önce tığlama yaparken nelere dikkat ediyorum, püf noktalarım neler, istek üzerine paylaşmıştım. Bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 133 numara yeşil iple tığladım. Oyamı da bu ipimle yapacağım bugün. Oyamı yaparken ben 22 numara tığ kullanıyorum ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ kullanarak da tığ oyası yapabilirler arkadaşlar. Tek sıra bir örnek, özellikle ip koparmadan oya yapmak istiyorum diyen hanımlar bu modeli kaçırmasın. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle yazmamın kenarına, tığ battımın altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Bir tane üstüne zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sonraki tığ battının altından girdim. Hepsini birden çıktım. Burada böyle minik bir yuva oluştu. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Biraz önce oluşturduğum yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Buraya küçük bir trabzan örmüş olduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir önceki yaptığımız trabzanımızın önünden ikişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanımın önünden girdim. İkişer ikişer çıktım. Yine 3 tane üst üste halkam oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine bir önceki trabzanımın önünden giriyorum. 2, 2 çıktım. 4 tane üst üste halka örmüş oldum. Şimdi burada 1, 2, 3 defa tığımın ucuna ipimi sardım. Tığ battı da 1, 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, 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 ikişer. 4 kere de çıktım. Böyle oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane ilmeğimi zincirimin üzerine doldurdum. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Bu zinciri çekmezseniz daha sonra buradaki fıstığın duruşu bozulabilir. Mutlaka sımsıkı çekin. Zincirimi çektikten sonra bir kez doladım. Alttaki trabzanıma geldim. 2, 2 çıktım. Bir doluyorum. Aynı trabzanıma. Bir doladım. Normal ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü kez. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. 9 tane trabzan yaptık. Trabzanımızın üzerinde aşağıya doğru boş yerimiz varmış gibi görünüyor. Bunu şu şekilde çekerek ayarlıyoruz. Sonra bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Böylece oyamın bir motifi oluşmuş oldu. Burada bir zincir çektim. Bir kez doladım. Sonraki tığ battıya geldim. Hepsini birden çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Oluşan minik yuvadan girdim. 2, 2 çıkarak bir trabzan oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir doladım. Trabzanımın önünden girdim. 2, 2'ye çıkıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir doladım. Bir önceki trabzanın bir sonraki aşamada yuva oluyor. Ona göre hareket ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine 2, 2 çıkıyorum. Burada trabzanımız minik olsun. Yoksa zincirimizin şekli tam olarak böyle olmaz.
Üstüne yine tığımın ucuna 3 kez ipimi doladım. Aşağıda tığ battı da 1 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2 2 2 2 çıktım. Üzerine hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Burada zincirimde kalan tığımda kalan ilmek birinci ilmek. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden bu şekilde 20 ilmek atacağız zincirimize. Şu anda benimki 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi attım. Hepsini birden topladım. Düğümlüyorum. Düğümledikten sonra sıkıca bir zincir çekip sabitliyorum. Bir defa doladım. Alttaki trabzanıma geldim. 2 2 çıkıyorum. Trabzanım oluştu. Yanına ikinci trabzan. Üçüncü. 9 tane yapacağız. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Çekiyorum. Sonra bir sonraki tığ battının altından sık iğne ile tutturdum ipimi. Şöyle motifim iki tane oldu. Yeniden bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battının altından girdim. Hepsini birden çıktım. Burada üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Biraz önce yaptığımız minik yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Bir öncekinden. Dört zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir önceki trabzanımız bir sonrakinde yuva oluyor. Ona göre yapıyorum. Dört tane zincirimi çektim. Bir kez doladım. Bir önceki trabzanımın önünden girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Küçük bir trabzan yaptım. Tığımın ucuna ipimi bir, iki, üç kez doladım. Tığ battıya döndüm. Bir, iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battının altından giriyorum. İkişer, 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 ikişer çıktım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirde tığda kalan ilmeğim birinci ilmek. İkinci ilmeğim. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmek attım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Burada mutlaka üstüne bir zincir çekiyorum. Sımsıkı. Yok gibi oluyor zaten iyice sıkıştırdığınızda. Bir kez doladım. Trabzanıma geldim. 2-2 çıkıyorum. Bir kez doladım. Yine. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. 8 9 tane trabzan yaptım. Aşağı doğru kaydırıyorum. Sonra tığ battının altından da sık iğnemi yaptım, tutturdum. Örneğin bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde bu örneği biraz çoğaltacağım. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşayım.
Ben oyumu biraz arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını tek seferde bu şekilde dolandığımızda örneğimiz hazırlanıyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsanız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da Oya Hanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan takip ederek yakın plan fotoğraflardan faydalanabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.